Sayın Valim, salonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, olabileceğimiz kadar iyiyiz. Size de sağlık, afiyet diliyorum. Aracılığınızla bizi izleyen değerli Somalılara sağlık, afiyet, huzur diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişiminde halk sokaklara döküldü. Soma'da da yoğun bir ilgim vardı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu Türkiye'nin meselesi, malum Türk milletinin meselesi. Bu konuda Soma'ya mahsus söylenecek çok fazla bir şey yok. Soma da bu ülkenin bir parçası olduğuna göre, Somalılar da bu milletin bir parçası olduğuna ve maruz kalınan o hain teşebbüs bütün milletin hayatiyetini kastettiğine göre gayet beklenir bir şekilde Somalılar da Türkiye'nin bütünüyle beraber, üstelik de herhangi bir iletişim, karşılıklı anlaşma, yönlendirme olmaksızın gayet tabii bir şekilde göstermeleri gereken tepki gösterdiler. Hep söylüyorum burada, yani bu teşebbüsü, bu hain teşebbüsü selametle atlatmışsak birinci teşekkür borcumuz millete. Milletin bir parçası olarak da Somalı hemşehrilerimiz de paylarının düşeni alıyorlar tabii bu teşekkürden. Ama kuru kuruya teşekkür yetmez. Özellikle ben yani bir tarafta burada devletin, merkezi hükümetin temsilcisiyim. Öte yandan kamu çalışanlarının amiri pozisyonundayım ve bizzat kendimde bir kamu hizmetçisiyim. Millet gösterdiği bu takdire şayan tavırla tüm kamu hizmetçilerini, bizleri, kamu görevlerini geçmişten çok daha fazla borçlandırdı. Kamu ve kamu çalışanları bu saatten sonra bu insanlar için ne yapsa az. Peki efendim, organize sanayi bölgesiyle ilgili çalışmalarınız nelerdir, neler söylemek istersiniz? Yani Somalıları ve organize sanayi bölgesinin çalışmalarında bugüne kadar görev alan arkadaşlarımın biraz önce müteşebbiseye toplantısını, ilk toplantıyı yaptık. Benim başkanlık yaptığım ilk toplantıyı yaptık. Yürekten teşekkür ettim. Benim meslek hayatım boyunca karşılaştığım, saymadım ama belki de 20. organize sanayi bölgesi. Karşılaştığım organize sanayi bölgelerinin içinde safha olarak başlangıçta olmakla birlikte bu kadar ciddi, güzel yol almış bir organize sanayi bölgesiyle ilk defa karşılaşıyorum. Burada mutlaka başta kaymakam arkadaşım olmak üzere bütün üyelerin çok değerli katkıları var. Belediye çalışanlarımızın çok değerli katkıları var. Yani zor kısmı aşılmış. Bana ifade edildiği kadarıyla neredeyse planlama aşamasına gelmişiz. Şimdi bize düşen süratle planlamayı tamamlamak. Planlama yürürken tahsisleri toplayıp işletmecilere parselleri tahsis etmek. Çok güzel bir genişleme fikri oluşmuş. Genişleme için daha adım atmak için erken ama rezerv alanlarının belirlenmesi Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın oluşturacağı yer seçim komisyonları marifetiyle rezerv alanlarının belirlenerek tapuya meşruiyet düşülmesi aşaması bizi bekliyor. Onu da yapmak durumundayız. Öyle gözüküyor ki Soma zaten çok stratejik önemli bir ilçe ama Çanarlı Limanı'nın bitmesi, otoyol bağlantısının bitmesi, demiryolu hatlarının yenilenmesi, belki Ulaştırma Bakanlığı'nca bu bölgede yapılacak bir lojistik merkezin Soma'ya kazandırılmasından sonra Soma'nın ihtiyacı bir tarafa, ülkenin genel ihtiyacı çerçevesinde limanı besleyen çok önemli bir lojistik merkez haline geleceğe benziyor Soma. Yatırımcılar için de bir cazibe merkezi olacak. Doğru yönetilebilirse, ki ben bu doğru yönetme eğilimini arkadaşlarımdan gördüm, valilik olarak bize düşen bu heyecanı kavrayıp desteklemek, onun sözünü verebilirim. İşler doğru başlamış, şu anda iyi gidiyor, hızlı gidiyor, aynı süratle devam edeceğiz inşallah. Öncelikle 92 hektarlık bir alan organize sanayi bölgesi olarak belirlenmiş, çevrelenmiş, orayı doldurmamız lazım. Orada %70'lik işletmeler işletmeye açıldığında genişlemeyi de tetikleyeceğiz inşallah. Tetiklememiz gerekir. Yani Soma'nın organize sanayi bölgesi ve organize sanayi bölgesinin çağrıştırdığı yeni istihdam alanları, üretim merkezleri açısından önü çok açık gözüküyor. Çok teşekkür ederim efendim, size zaman ayırdığınız için. Sağ olun.